Yalnız tabii Allah öyle hafif bir sevgiden pek hoşnut değil, onu söyleyeyim. Yani öyle usulen bir sevgi, yani ben seviyorum zaten ama böyle bir şey olmaz. Bu insanı da doyurmaz zaten. Yani Allah'a da bu zaten yakışmaz, yani Allah böyle bir şey istemez. Melekler mesela deli divane oluyor, Allah'ı çok seviyorlar ama Allah'ın istediği sevgi öyle değil. Yani acayip seviyorlar. İnsanın sevmesini istiyor, onlar da az. Yani dün de söyledim ya, en fazla 20 kişi falan çıkar yani, Allah'ın istediği gibi seven. Bütün dünya tarihi boyunca en fazla 20 kişi falandır. Yani tam hakkıyla seven yani. Normal sevmeler var. Zaten Allah dikkat etsin, hep Kur'an'da eleştiriyor yani. Yani istediği gibi değil. Yani bu acı bir şey tabii, yani kızdırıcı da, yani bundan kaçınmak lazım. Hem ayıp hem çirkin. Hem korkunç, ama ayıp derken yani bize ayıp, yoksa Allah'ın için böyle bir, bizi zaten yaratan o yani, öyle bir şey değil de insanların kavraması için söylüyorum. Yani utanç verici bir şey. Allah'ı hak ettiği şekilde sevmemek çok acı bir şey, yani çok korkunç. Tabii Allah'a karşı konuşurken dikkatli konuşmak lazım. Çünkü halk mantığıyla Allah'ın mantığı aynı olmuyor. Mesela Allah'a kızdırır diyoruz ama bir kızdırma bizim kızdırmamız gibi değil yani. Aradaki fark var. Yani özetle Allah'ı en zor şartlarda sevme esastır. Bu çok önemli. En zor şartlarda. Mesela peygamberlerde falan Allah bayağı şartları çok dikleştiriyor. Bayağı dikleştiriyor. Onlar da devam ediyor ama aslında daha da dikleştirmesi de gerekebilir. İsterse yapabilir Allah. Hiçbir şey olmaması lazım. Ama belirli bir eğimde tutuyor Allah. Yani belirli bir eğimde. Halbuki hiç her aykörde ne olursa olsun yerlerde sürünse Allah'a bırakmaması lazım. Ağzına kum doldursa, kafasının üstünde gezse filler, kafasına yumruklar yese geceli gündüzlü, Allah'ı bırakmaması lazım. Yani makbul olan odur. Onun için mesela çok az, yani çok şey. Ama bu alem için Allah'a şükür. Sadece bu alem için bu. Alemden haddi hesabı yok. Ama yani anlayın diye söylüyorum insanoğluna. Allah'ı seviyorum diyen yok. Ben Allah'ı deliler gibi seviyorum. Allah'ı deliler gibi seviyorum. Ama ben seviyorum diyen ben göremiyorum. Demiyor adam ya. İşte bu korkunçluğu buradan anlayın insan. Onun için diyor Allah, zalim ve cahil ve nankör diyor. Ya Allah'a sevgi sözünü bile çok görüyor adam. İnanılır gibi değil yani. İnanılır gibi değil. Aklına dahi getirmek istemiyor. Hatta Allah diyor ki, Hac Suresi 74'te, onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor. Böyle korkunç bir durum var.